Elif Lamim vardı ya Kur'an-ı Kerim'de hiçbir anlamı olmayan ama bir şifre ya da kontak, kurmak ya da önemi binayen. Bu geceki sorular acayip enteresan sorular var arkadaşlar. Hani bu soruyu kitabıma konu almak istiyorum hani. Oha dedim bu ne? Yani şunlara bakın. Nerelere bakacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Bu gece biraz daha derinleşeceğiz tamam mı? İyi takip edin. Şans noktası ASC'ye Partil kavuşum yapıyorsa ya da bir şey bir şey Partil kavuşum yapıyorsa ünlem var orada. Ünlem o ünlemi görmeye çalışın. Artının en tepesinde BTC sorusuna bak yani. Direkt vurun üst tepede yani görüyor musun? Güçlü var. Oo bayağı bu USB'nin içi dolu ha onu söyleyeyim. İyi bir BTC almışlar. Madem böyle bu kadar çok yatırım yapıyorsun ya bir de flash disk alıyorsun. Burada da biri araklamış olabilir. Yedinci hırsızlık gibi. Onu söyleyeyim. Çanakkale, İzmir, Manisa arasını kazıp da oradaki hazineler Türkiye'ye geleceğine yeter. O kadar net söylüyorum. Yani oradaki hazineler. Gömülü hazineler yani. Yunanistan Türkiye'ye savaş açabilir mi? Savaş açabilir mi? Açabilir. 4 derece sonra. Yaparsan ne olur? Aymayı yer. Çünkü neden? Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horror Astroloji'den Medikal Astroloji'ye, Dünya Astrolojisinden ilişkiler Astrolojisi'ne, Finansal Astroloji'den kendi geliştirdiğimiz Astro Trading Teknik Analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Sizin sorularınızı hep kaydedirim. Aynı zamanda birçok insana faydalı olması için öyle içinden güzel sorular seçeceğim arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Yani burada natural sorularınızla birçok insanın horror öğrenmesine de katkıda bulunuyorsunuz. Bunu da belirteyim. Şimdi birlikte çözeceğiz. Ben de ilk defa açtım biraz önce. Çay içerken açtım önüme baktım. Oha dedim bu ne? Yani şunlara bakın. Nerelere bakacaksınız? Nasıl bakacaksınız? Bu gece biraz daha derinleşeceğiz tamam mı? İyi takip edin. Soruyu soran terazi burcu aslında soru direkt onunla alakalı değil. Burada tam partil bir şans noktası kavuşumu var. Şans noktasının ASC'de böyle bir kavuşum yapması hani tam isabetler gibi böyle hani tam isabet. Bir şeyden hani ya da böyle ha şimdi şu konuya gelelim der gibi yani ya da şöyle elif lam mim vardı diye Kur'an-ı Kerim'de hiçbir anlamı olmayan ama bir şifre ya da kontak kurmak ya da önemi binayen ünlem işareti koymakla ilgili. Şans noktası ASC'ye partil kavuşum yapıyorsa ya da bir şey bir şeye partil kavuşum yapıyorsa ünlem var orada ünlem. Tamam mı? O ünlemi görmeye çalışın. Şimdi burada kardeş yani ablam diyor yani. Üçüncü ev ablası. Üçüncü göstergesine bakıyorum Jüpiter arkadaşlar. Şimdi bunun bir tane de ikizi var. Ablasının sorusunu dile getirdiği için şimdi gökyüzü bu gibi durumlarda ablasından bahsediyor. Bakın burada ablasının yanında bir gösterge daha var. Partil. Partil gösterge ikiz yani. Evet ikiz gösterge var burada. Ee, Venüs burada arkadaşlar. Kendi terminde. Merkürün elinde, Jüpiter de burada, Venüsün elinde, yani Venüsün tamde. Hepsi burada Merkürün elindeler, yani Merkür dekanındalar. Tabii bu konuyu yöneten Satürn. Tamam mı? Şimdi biz Satürnle şeyle şu an ilgilenmiyoruz. Konuya gelelim. Yani konuyu burada aslında Ay kimin elinde? Ay 23 derecede, 20 ile 25'e kadar Mars'ın elinde. Mars yani burada Güneş ve Ay'ı elinde tutuyor, tamam? Terim olarak. Terim yani burada. Şimdi bu Mars burada bunu elinde tutuyor. Yani Anni'yi elinde tutuyor. Nerede arkadaşlar gösterge? Bakın burada. Kimin göstergesi arkadaşlar? Jüpiter. Bakın Jüpiter terminde. Yani Mars burada Jüpiter'in elinde olmuş oluyor. Tamam mı? Zaten Venüs de burada Mars'a kare açı yapmaya gidiyor. Yani ölüme giden burada daha hızlı giden Mars. Yani Venüs karesi var zaten. Burada doktor bir şeyler yapıyor. Çeviriyor. Hastane marık durumda. Merkür yanık retro falan. E, Venüs de burada yanağa giriyor ama ölümü yönetiyor. Ölümde bir şaibe olabilir mi? Şimdi söylediğim. Sen bu soruyu serbest kıra bırak kendini. Tamam mı? Ee, yine böyle tam isabetli bir zamanda gene bir sor. Ee, oradaki göstergelerle buradaki göstergeleri birleştirerek konuyu yapboz gibi çözmeye çalışacağız. Yani şöyle diyeyim bak şimdi. Burada enteresan. Bakın en tepeyi ay yönetiyor. Ay doğumda. Doğum yapmış. Aynı anlattığı gibi işte kardeşim oldu. işte ikizleri var. E, Venüs yanağa gidiyor bu hastalık göstergesi de olabilir. Yani Venüs'ün yanağa gitmesi bir hastalık da olabilir. Ama Merkür'ün de burada retro olup da yanıktan geri gelip çocuğa gelmesi burada iki yanıkın orada bir şeyler çevirme ihtimali var mı? Olabilir arkadaşlar. İhtimal dahiline değerlendirmemiz gerekiyor. Ama bunu kaydedeceğiz. Bu sorunun devamı gelecek. Aynı soruyu bir kere daha soracağız yani. Astroloji benim için bir meslek olur mu? Para kazanacak mıyım? Bu tarz soru soran 2-3 tane arkadaş vardı. Birininkini seçtim aldım. Hangisiydi bilmiyorum. Baksın Ay Aslan'da 0 olanı aldım. Yani 0 başlangıç olanı aldım. Yani buna göre diğer arkadaşlar nasıl? Herkes böyle soru sorabilir. Bu bir soru kalıbıdır. Şu işte, felence işte, şurada başarılı olacak mıyım? Benim için bir meslek olur mu diyor bakın. Para kazan bir de parayı vurgulamış. Yani para kazanabilir miyim diyor. Astroloji benim için bir meslek olabilir mi? Para kazanabilir miyim sorusunu e, vurguluyor. Yani burada so vurgulanan ne arkadaşlar? Vurgulanan ikinci ev güneşin elinde ve en tepeyi yöneten e, arkadaşlar bir koç var. Mars yani. Burada başarıyı ve kariyeri yönetiyor. Ay da enteresan bir şekilde. Burada sıfır bir başlangıç var. Yani ay bir şey başlatmış orada. Bakın durumun göstergesi ay birinci eve doğru gitmesi güzel bir şey. E, bu anlamda. Ama ayın burada birinci ve gitmesi güzel ama hani sıfır derecede olması toy veya böyle yani şey olabilir. Yeni başlayan bir şeyden başlay bahsediyor olabilir. Zaten hani göstergede çok genç yani. Hani böyle sanki aslan burcu konseptli bir soru. Zaten hani, ben bu konuda ünlü biri olacak mıyım ya da ya ben bu konuda para kazanacak mıyım? Ha, para aslan zaten yani hani gibi ya da şöhret ee, elde edebilecek miyim gibi bir soru galiba. Yani onu kastediyor olabilir. Bir şey başladığını söylüyor burada. Peki bakalım. Yani kişinin göstergesinin balık burcunda olması, kişinin göstergesinin yani aslan burcu, yani güneş yani balık burcunda arkadaşlar Venüs'ün terminde olduğunu görüyoruz. Burada Venüs de astrolojiden yönetiyor. Bakın okült ilimlerle ilgili burayı zorla, yani aslında zorluk evidir 8. ev. Ama şimdi konuda astroloji var yani anladın mı? Astroloji benim için bir meslek olur mu? Evet meslek göstergesi yani 3 derece sonra daha güçlü bir konumdasın. Görüyorum yani oradan çok ciddi bir şeyler kazanabileceğini ve buradan maddi gelir elde edebileceğini burada varsayabiliriz. Zaten ayda burada buraya doğru giriş yaptığını da görüyoruz. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olayım. Devam ediyorum. Bu ne? Mesleklerinde yani kariyer yapabilecek miyim? Hani meslek çeşitleri var. Şimdi burada bu çok zor bir soru. Ha şimdi bak bu mesela bugüne kadar karşılaştığımız bir soru kalıbı değil. Bu arkadaşınız burada mı? Hani bunun bir sürü mesleği var. Yani dolayısıyla mesleklerimde kariyer yapabilecek miyim? Evet şimdi bakalım. Güneş kovaysa o zaten astrolojiyle elektronik oradan geliyor zaten. Şimdi bak elektronikçilerin hepsi astrolog olur. Ben düz hesap söyleyeyim. Şimdi bu çok zor bir soru. Yani kazık yerden sormuş arkadaş. Özellikle aldım bu tarz bir kazık soruda ne yapacağız? Çünkü adam bir sürü işten bahsediyor abi. Yani meslek dediği arkadaşlar. Şimdi meslekler hani işler. Yani 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. ikinci meslek. Venüs Jüpiter bak öğrenmişsin bir şey öğrenmişsin üçüncü iş tamam mı şey ikinci iş pardon Venüs burada ikinci iş yönetiyor Venüs burada Jüpiter bir şey öğrenmişsin kova bilimle ilgili bu evet okült bir ilim olabilir bak orada görüyor musun zararlı ışıklar altında yani tam belirgin değil yani orası böyle sana yani bak görüyor musun bak birinci işinin göstergesi tepede ben sana bununla ilgilenme demiyorum Okült eve girmiş gizli bir şeyler yani burada çok önemli şeyler yapıyor olabilirsin tamam mı bu sana çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Senin asıl işin çok güçlü gözüküyor onu söyleyeyim. İkinci iş bunu öğrenmeye devam et. Bir şey öğrenmişsin ve öğrenmelisin. Öğrenmek evet. her zaman olmalı bir okült bilim herhalde. Aslında Astroloji, de tetaling de e, olabilir yani burada. Ama burada hani sen kariyer yapabilme konusunu sorguladığın için tamam mı? Kariyer yapabilme konusunu sorguladığın için burada açıkçası ay önce Mars'a gidecek. Bir dakika ay önce kime değiyor? Kimi onaylıyor? Ha biraz Antisya'dan bahsedeyim size. Ha mesela bu tarz sorularda Antisya'yı görebilirsiniz. Ay nereye yansıma gösteriyor? Ay Boğa burcunda arkadaşlar. Boğa burcunun Antisya'sı yani Boğa burcunda olan bir planet Aslan burcuna yansır. Birinci işinin göstergesi Satürn. Yani bu birinci işinin göstergesini birin... yani önce aktöre bakacaksın. Yani normal yöneticisi çok güçlü yani. Satürn kova çok güçlü. Şimdi burada Satürn burada yani Mars'a bakıyorum. Tamam mı? Mars da burada. Hem Satürn'ün terminde biraz zayıf ama Mars oradan güç almış zaten. Bu meslekten güç alıyor. Anladın mı? Mars antisi olarak en tepenin göstergesi birinci eve gelmiş. Uranüs de gelmiş ama yani. Enteresan bir şekilde. Yani sıra dışı bir orada bir astrologluk tarafı da var. Yani olamaz mısın yani? İlla sen illa elektronik mühendisi mi olacaksın yani? Ya da ne bileyim ya da birini bırakmak zorunda mısın yani? Yapabilecek miyim? Valla burada görüyoruz, görünüyor. Üçüncü eve kadar zaten hepsi okey. BTC USB'sini kaybettik diyen arkadaşımız burada mı? Burada BTC USB'sini kaybettik. Yani nerede kaybettik? Şimdi bu soruya bir girersek arkadaşlar. Bu soruyu derse gelmediği için. Yani şimdi bu soruyu kaybeden arkadaş burada mı? Yok sanırım. Tamam. Bu soruyu haftaya bırakalım. Çünkü burada hani o arkadaşınızla görüşmemiz lazım. Yani ne yaptı? Ne etti? Yani bu ikinci ev onun göstergesi. Merkür Kova anladık da. Bir onunla bir görüşmemiz lazım. Yani Merkür burada Kova'da. Bahsettiği şey burada. Görmemiz lazım. Artan'nın en tepesinde BTC sorusuna bak yani. Direkt Uranüs tepede yani. Görüyor musun? BTC Uranüs yani. Merkür de burada bak soruda. Parayı yöneten BTC Merkür Kova. Görüyor musun? Direkt BTC demiş zaten. Hani anladın mı? Merkür S ee, soruyu soranın göstergesi Güneş Balık'ta. Bakın Venüs kayıp yanık yani. Burada mesela yanık da işte saklı olan bir şeyi gösteriyor. Aynı ama Venüs evrensel para demek. Yani Venüs'ün orada kayıp olması yani zararda şey olması yani. Güçlü var. Oo bayağı bu USB'nin içi dolu ha onu söyleyeyim. İyi BTC almışlar. Madem böyle bu kadar çok yatırım yapıyorsun ya bir de flash disk alıyorsun. Ya bunu nereye koydun nasıl unutuyorsun ben onu anlamıyorum. O da ayrı bir konu tabii nasip kader yani ama. Bakın en tepeyi Venüs yönetiyor görüyor musun? Kayıp yani. Ah Hollanda'dan arayan biri var. Ee, WhatsApp'tan ara, e, ara. Alo. Arkadaşınız Hollanda'da ha bak Netherlands'tan aramış zaten soruyu sormuş. Evet. Abi burada ciddi söylüyorum. En tepeyi Venüs gözüküyor. Yanık zaten kayıp demek burada. Burada da biri araklamış olabilir. Yedinci ev hırsızlık gibi. Onu söyleyeyim. Arkadaşınız arasın bakalım. Burada bakalım. Biz soru arkadaşınız bizi arayana kadar bir soruya bakalım. Zaman kazanalım. En tepeyi yöneten Venüsün. Burada yanık olması. Ee, arkadaşlar para paradan bahsediyor Merkür USB Vallahi direkt bayağı da büyük bir e, şeyden bahsediyor direkt burada zaten Merkür kova BTC demek ya. burada Merkür kendi evinde güçlü kuvvetli e, ama S durumda olması bir yerde duruyor hareketsiz pusuda bekliyor ama 7. ev göstergede olması bir hırsız göstergesi de olabilir şimdi bakacağız bakalım oraya çalınmış olma ihtimali var mı bunları bilmiyoruz 2. evin göstergesinin Merkür olması burada Güneş soruyu soran kaybetmiş zaten. Yakmış bunu. Tamam mı? Yani soruyu soran suçlu durumda. Ha, hırsız değil. Hırsız göstergesi benim için şu an gözümde bitti. Neden? Çünkü arkadaşlar soruyu soranın göstergesi güneş venüsü yakmış yani. Anladın mı? Yani parayı yok etmiş. En tepeyi yok etmiş yani. Tamam mı? Dolayısıyla suçu işleyen güneş yani burada şöyle söyleyeyim ben. Burada hırsız değil de suçlu diyelim yanlış yapmış ya da unutmuş diyebiliriz. Bakın Neptün'ü gene başrolde görüyoruz. Güneş'in Neptün'le beraber olduğunu. Burada. Alo. Şuraya bakalım. Bakın burada da Merkür'ün. Bakın görüyorsunuz. Venüs terminde olduğunu görüyorsunuz. Merkür'ün. Şuradan bakarsanız terminde. Şuradan bakarsanız parasından Mars'ın elinde. Her halde. Yani burada bu kaybolmuş gibi değil de. Nerede olabilir? Burada şu iki göstergeyi okumamız lazım. Çünkü bu iki gösterge her iki şekilde paranın yerini söylüyor. Yani flash diskin yerini söylüyor. Merkür Kova yani yer olarak bize yani boğa burcu lüks bir yer, lüks bir yeri söylüyor. Yani şunu diyeyim ben. Burada soruda kastettiğiniz el, e, kızının arkadaşı yani BTC USB'nin sahibi olan kişi burada kesinlikle bir şeyleri unutmuş. Koyduğu yer ve o şey sabit olarak bekliyor. Her halükarda ikisinde de sabit gözüküyor zaten. Merkür S duruyor yani. Peki bulunacak mı? Buraya baktığımız zaman Ay'ın burada Dolunay'a doğru gittiğini görüyoruz. Yani bulunacak mı? Bulunma ihtimali yüksek. Ay burada Yengeç Burcu'nda. 11. Ede Umutlar Evi'nde olması. Ay'ın burada en tepe noktasında yönettiğini görüyoruz. Bakın en tepe noktasını da aynı zamanda Merkür yönetiyor görüyorsunuz burada. Merkür Kova S durumda. Beklemeye devam edecek gibi duruyor. Yani en tepe noktası Merkür S. Duracak diyor yani. Yani uzun bir süre bulamayabilir ya da S ya yani ileri doğru geçecek ama birkaç ay sürebilir yani burada Merkür S yani ne kadar zaman buradaki ileri yansıma size ne kadar yansıyacak bilmiyorum ama birdenbire hatırlayacak ve Merkür Jüpiter'e gelecek. Diğer soruya geçiyorum. Onun büyük projesi gerçekleşir mi? Büyük proje o yani X kişisi fark etmez. Onun büyük projesi 7. Ev. Ahmet Mehmet kimse burası. Burada Neptün'ün olması bir hayal yani. Bahsettiğin muhatap olduğumuz kişi bir hayal, bir kafa karışmış yani. Proje gerçekleşir mi? Vallahi ben Neptün'ü gördüğüm yerde pek hani işte biraz önce gördüğünüz gibi yani biraz pek şeyler göremiyoruz ama projesi yani bahsettiğin kişinin bir kere Neptünü var. Dolayısıyla orada bir hayalden bahsediyor, bir hayal kırıklığından bahsediyor, bir hayal kırıklığından bahsediyor. Göstergeye bakalım. Jüpiter büyük proje projeden evet. belli. Elektronik bir proje olabilir belki. Yani hmm. Jüpiter 6.ydi zaten proje demek. Yani hani zaten proje demek. Jüpiter'de büyük proje konusunda burada. Yani o Ahmet, Mehmet, Onur kim seçti? Işte, o adam yani burada bakın projede 6. evde yani. Onun göstergesi birinci aktör bu. E, i̇şin aktörü de projenin aktörü de bu. Bakın ikisi birlikte arada sanki bir anlaşma var Merkür. Merkür Jüpiter'e doğru geliyor. Sanki bir anlaşma, bir teklif. Projesi gerçekleşir mi? Projenin göstergesinin arasında Merkür'ün sandviç olması sanki böyle Merkür buradan gelmiş de buraya bir şey götürüyor. Merkür Satürn'e doğru. Merkür büyük projeye doğru gidiyor. Merkür adama doğru gidiyor. Merkür burada başarıyı götürüyor. Gerçekleşir mi? Gerçekleşme ihtimali adama doğru gidiyor zaten. Evet. Şu Neptün bir şekilde olayları karıştıracaktır ama bu işin içinde bir, bir belirsizlik var ama burada bir belirsizlik dönecek. Ee, ama burada gerçekleşme ihtimali yükseğe doğru gidiyor. 7000 pound. Uf, bu ne be? Üf, bilmiyorum 7000 pound iyi bir para mı ya? <laughs> 7000 pound iyi bir para mı? Şimdi burada 7000 pound sermayemi iş için kullanayım mı? Sorusunda Miktar benim için direkt bu şekilde sorulduğu için kaydettim ama. A, ikinci ev para demek yani. 7 bin puan, 10 bin puan, 100 bin puan fark etmez. İkinci ev burada baktığımızda Satürn kova burcunda olduğunu görüyoruz. Evet güçlü konumda. Peki iş için diyor. İş burada 6. evde. Venüs. Venüs de burada. Venüs de haritanın en tepe noktasını kullanıyor. Yani şimdi burada teknik olarak bakınca hani bu Venüs şimdi Venüs'ün göstergesi yani işin göstergesi parada yani Satürn'ün elinde yani parayla ilgili bir işten bahsediyor. Haritanın en tepe noktasında Venüs yönetiyor. Yani başarıyı burada yani projeyi de o yönetiyor. Yani bu iş nasıl bir işse yani burayı iş yönetiyor. Yani iş burada her şey buna bağlı gibi. Soruyu soran arkadaşımızın Jüpiter olduğunu görüyoruz. Enteresan görüyor musunuz bakın. Soruda kastettiği para iş burada. Kastettiği para burada. Kendisi de burada. Paradan almış. Yani bakın iş için kullanayım mı? Şimdi gösterge Jüpiter Satürn'den parayı almış gidiyor bakın. Para burada. Jüpiter parayı almış. Parayı almış. Venüs'e mi gidiyor? Yok. Venüs ondan geçmiş iş gidiyor. Yani iş ona gelmiyor. Yani Venüs bu adam bu iş parayı ya da bu aldığı parayı Venüs'e yetiştiremiyor ki. Ee, yani Venüs geçti gidiyor yani. Bir de gösterge de yanık konuda. Yani işin göstergesi net değil. Teknik olarak ben burada hiçbir şey diyemem. Yani burada kesinlikle paranı bir yere harcama. Onu diyeyim. Yani diyebileceğim en mantıklı şey... Bahsettiğin konuyla ilgili şu an harcama yapabilecek bir şey yok. Süleyman peygamberin mezarı. Manisa'da Süleyman mezarının bulunduğu doğru mu? Aynı zamanda birçok kazine, uzay gemisi ve sırlar var mı? Şimdi buraya baktığımızda haber doğru mu sorularına? 3-9 aksına bakacaksınız tamam mı? 1. Merkür'e bakacaksınız. 2. 1. Burası. 2. Burası. 3. Burası. 4. Ay. Tamam mı? Bunların hepsine bakacaksın. Bunlar bize haber doğru mu? değil mi? Konusunu verecek. Şimdi burada bakalım bir örnek. Süleyman peygamberin mezarını buldular ve bunun gibi uzay mekikleri bilmem neleri falan filan bulduklarını söylüyorlar. Şimdi ben o programı izledim. Olay öyle değil. Yanılıyor olabilirsin. Bunlar bir şey buldular da konu kapalı. Neptün burada zaten konuyu kapatıyor yani tamam mı? Bu konu belirsiz. Bu konuyu bulamayız. Bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayacaklar. Ha konu doğru mu konusuna gelirsek. Yani bu konu Neptün tarafından perdelenmiş durumda. Biz ama şunu diyeyim. Yanıldığımız yerler olabilir. Bir uzay mekiği olmayabilir. Bir bilmem ne olmayabilir. tam olarak konuyu net bilmiyoruz yani tamam mı? Ee, ve hiçbir zaman da açıklanmayacak gibi duruyor. Burada baktığımızda Neptün orada olduğu için 9. ev 1. İkincisi Merkür'e bakalım. Fikirler. Haber doğru mu? Bakın 0 derecede bir soruyla gelmiş bize. Arkadaşınız bu tarz bir soruda Satürn'ü 7. evde görüyor mesela. Bu soruda yanılabiliriz. Çok fazla yanıltıcı gösterge var. Neptün'ün burada olması, Satürn'ün burada olması, sorunun sıfır derece olması, soruyla ilgili sıfır derece sorular. Tam olarak soruyu soran kişi ya da yayını yapan kişi ya da bu konuyla haberi gösteren kişi konudan emin değil. Konu henüz gelişmemiş. Dolayısıyla Neptün'ü saymasak bile hani gösterge olarak burada Neptün'ün de orada nasıl çalıştığını görüyorsunuz bakın. Neptün de orada aslında bizi yanıltıcı pozisyonda çalışıyor. Yani Süleyman'ın peygamberi Yok uzay mekikleri şöyle böyle falan hani gibi yansılıyor ama burada araştırmaların hala devam ettiğini görüyoruz. Oraya helikopterle cumhurbaşkanı geldi. Hiçbir şekilde gizli yani. Anlatabiliyor muyum? Konu hiçbir şekilde her yerden gizleniyor şu anda ve şöyle söyleyeyim, hani içeri girmeniz mümkün değil yani. Bildiğin Mersin kazasına dönecek orası, tamam mı? Allah'tan boş arazi de. Senelerce kazarlar oraya. Ya zaten Akrep Stalyumu var Türkiye'nin ben diyorum size abi bu bölgedeki bak sadece İzmir Manisa arasını kazsınlar bizim Türkiye'nin serveti orada diyorum ya. İzmir Manisa arasındaki ya yani o parseli bak Çanakkale İzmir Manisa arasını kazıp da oradaki hazineler Türkiye'ye geleceğine yeter. O kadar net söylüyorum. Yani oradaki hazineler gömülü hazineler yani. Yunanistan Türkiye'ye savaş açabilir mi? Şimdi burada biz Türk olduğumuz için Türkiye burası arkadaşlar. Çünkü Türkiye'den kastımız. ASC Yunanistan burası olmuş oluyor. Yunanistan'ın tarafında neftini görüyoruz. Zaten kafalar bulanık. Onlardan burada bir, biraz zor yani işler. Ee, ama bizim göstergemizin Merkür'ün Jüpiter'e yürüdüğünü görüyoruz. Yani değil biz Yunanistan Türkiye'ye savaş açabilir mi? Ya siz ne diyorsunuz? Türkiye Yunanistan'a savaş açabilir. Tamam mı? Yani Türkiye Yunanistan'ı Yunanistan'a savaş açabilir. Burada enteresan bir şekilde Yunanistan'ın arkasında gizli bir taraf var. Jüpiter'in daha enteresan yani şimdi enteresan bir gösterge var burada yani. Nereden nedir enteresan? Jüpiter'in burada daha büyük gözükmesi. Soruyu bir de şöyle görelim. Vatan bu tarz sorularda şöyle de çözebilirsiniz. Yani buraya yerleşmeyebilir. Şöyle bir şey Yunanistan Türkiye'ye savaş açabilir mi? Şuradan bakarsanız açar gibi gözüküyor. Yani Burada bakınca Yunanistan büyük bir ülke değil abi yani. Büyük bir ülke değil. Teknoloji, Jüpiter kova diyor teknoloji. Vatan arketipi olarak görebilirsiniz. En tepeyi de anti vatan. Yani diğer rakip vatan. Yani burası vatan. Bakınca Yunanistan şey Türkiye bizim vatanımız. Yani dördüncü evi görürsünüz burada. Yedinci evi buradan Jüpiter. Ha, böyle daha iyi oturmuş soru. Yani buradan bakınca biz ona savaş açarız gibi duruyor da biz onu yakarız gibi duruyor. Şimdi buradan da bakınca o bize savaş açabilir ama biz çok güçlüyüz gözüküyor. Burada hani biz sanki buradan bakınca Merkür'e saldırıyoruz onlara gibi gözüküyor da. Ulan biz durup dururken de kimseye saldırmayız. Şimdi düşünüyorum ulan bu soru böyle yerleşmemiş olabilir. Nasıl? Bu soru şöyle yerleşmiş olur yani dördüncü ev, vatan yani. vatan Jüpiter burada Merkür entepede Vatan İşte bizim düz rakibimiz yani çünkü vatan dördüncü evdir entepenin Merkürün bize saldırdığını görüyoruz ha saldırır saldırır savaş açabilir mi açabilir 4 derece sonra bunu yapabilir yani yapabilir mi Yaparsa, yaparsa ne olur ayvayı yer çünkü neden Jüpiter burada kendi terminde Merkür burada terme girmesi lazım yani bizim tervingimize girmesi lazım. Kimin şeyiyle nereye girecek bilmiyorum ama bu arkadaşınız yani arkadaşlar sizi seviyorum iyi ki varsınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu gecelik bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı gecelerle.